Ne? Evet, ne güzel geldik böyle hızlıca şak diye düştük. 9 yıldır efendim gel diyoruz, gelmiyor, bir türlü vakti yok. O bir çiçek, o bir nana, o bir Selin, o bir ev kuşu, o şimdi çocuklardan alıyor haberi. Evrim Akın bizlerle birlikte. Evrim'cim gel canım. Evrim, hoş geldin. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş bulduk. Ay, Jülide'yi unuttun bak Jülide. Bak Jülide'yi es geç. Ay o en sevdiklerimden biridir. Sen? Ne kadar zayıfsın. Ya eridik kızım. Liseli eridik. Diye kayıtlı biliyorsun eridik. Telefonumda. Ne diye liseli? Liseli. Bak ifade edebilirim. Bu bizi arada sevgili izleyiciler. Biz bu kızı yaklaşık 5 yıldan beri mi çağırıyoruz? Evet. Kaç yıl çok yıllardan beri. 9 yıldır çağırıyoruz. Yani 9 yıldır. Geçen hafta 9 yıldır. Bak yüzünü kapatıyor. 9 yıldır çağırdığımız Aydemir Akbaş geçen hafta geldi. Ay siz kırdınız zincirleri. Zincirleri kırdık. Bu sefer de Evrim Akın geldi. Gel hoş geldin otur. Hoş buldum. Evrim nasılsın? Merhaba. İyi misin? Niye ay gelmedin canım bize? Ya ben hiçbir yere gitmiyorum ki. Bu şey yok çünkü. Ha, çok şükür. Çalışıyorsun. Evet, çalışmadığım zaman da kaçıyorum ülkeden ya da şehirden. O yüzden bir de genelde bir yere de çıkmıyorum açıkçası. Peki senin anonsunu yaparken o bir çiçek dedik, o bir nana, o bir Selin dedik. O bir Jülide es geçtik, doğru söylüyorsun. Bu karakterlerden şeyde vardı. Var. İbrahim Tatlıses'te dizisi İmparator'daki dizisi. Doğru doğru. Yapma lütfen. Tamam dizimiz. Aydemir Akbaş'ın da kızını oynuyor. Aynen doğru. Hangi karakter senin için çok ayrı bir yerde? Tabii ki yani şey olarak Selin çünkü Selin. Herkesin tanımasına sebep oldu. Avrupa yakası. Evet. Ama... O John dilini bizlere kazandırdın. O vardı zaten. Ben biraz gözünüze sokmuş oldum. ama benim içinse oynayarak çok keyif aldım. En keyif aldığım rol tabii ki Jülide. Alemin kralı oldu. Alemin kralı. Çok peki eğleniyorum. Ben şu Avrupa yakasındaki John dili sen iyice böyle abartarak ekrana getirdikten sonra ben hep senin taklidini yapıyordum. Ya. Hala da yapıyorum yıllar içinde birilerini böyle anlatırken. Ya bir gelebilir mi arkadaşlar Avrupa yakasındaki John? Gelmesin birazdan gelir. Gelemiyor. Nana da ayrıydı. Nana'yı unuttum tabii ki Nana. Çocukların sevgilisi olduğunu az iş yaptım ama öz iş yaptım diye düşünüyorum. Evet. Hepsi üçer senelik, üçer sezonluk. Onu diyeceğim. Çok şükür yani. Geçen de röportaj yaptık daha yayınlanmadı ama diyorum ki bence Türkiye'de bir ben bir de Halit Ergenç var bu konuda. En uzun soluklu az iş yapıp uzun soluklu iş yapan. Şanslı mısın yoksa iyi senaryonun kokusunu alıyor musun? Kokusunu alıyorum bence. Ya biraz da şans faktörü de var tabii ki. Her şeyi atlamıyorum bir defa. Hmm. Bir kere çok okuyan bir insanım. Çocukluğumdan beri ailemden kalan en büyük alışkanlığım. Ah biz bebek. Ay Oya ablacığım. Oya ablacığım. Oya ablacığım. Sevinç abla da keza o da rahmetli oldu. Ah evet. Makbuş. Evet, evet makbuş. Oya ne şanslıyım ki onlarla çalıştım. Oya seni çok seviyordu. Ben de onu. Çünkü ay beni neden? Ağlatmayın yapmayın şimdi. Yok, zaman yok. zaman karşılaştığımızda derdim ki ya da konuştuğumuzda Oya Allah aşkına sen bu kadar altın kalplisin de senin kıymetini bilen var mı? Var var Evrim var Evrim ya da Evrim. Birkaç tanınmayan arkadaşın daha söylüyordu. Tanınanlar arasında sen vardın ki sen zaten... Hastalığından cenazesine, mevlidinden kırkına kadar hiç onu yalnız bırakmadı. Böyle bir bakınca ben benim de tuhaf üzüntüm, oldum. Benim üzüntüm işte keşke daha fazla hayattayken birlikte olsaydık. Ama biliyorum ki o hala benim içimde ve bizi izliyor. Yapmayın ne olur. Evet evet arkadaşlar. Evet. Tamam. Aa, vallahi ya abla, ben benim de, için ben çok de hassas çok olduğum insanlardan biri. Sen evladı gibiydin çünkü. Aa, öyleydik. Biz vallahi yani annemden çok onu görüyordum. O da gururdan çok beni görüyordu. Biz çok uzun saatler çalışıyorduk bez bebekte. Çok da güzel paylaşımlarımız var. Ve birçok ilkimi de o öğretmiştir. Hep söylüyorum. Neleri öğretti sana Evrimciğim? Bir kere... mesela bizde oyuncularda ayakkabı krizi olur. Evet. Sponsor zor bulunur. Evet. Hiç derdi benim umurumda değil. Ben kendi ayakkabımı kendim getiririm. Kendi kostümlerine kadar sete taşırdı. Biz dedi Yeşilçam'da böyle öğrendik dedi. Doğru. Bizim zamanımızda kostümcü mü vardı, kostüm mü vardı, bu kadar mağaza mı vardı diye. Ve ben de öyleyim. Kendi ayakkabımı hiç kimseyle hani sette kimseye bana ayakkabı bulun diye böyle afra tafra yapmam. Ayakkabımı, aksesuarlarımı kendim temin etmeye başladım. Bir sürü anılarımız var onunla. En basiti bu hani. Biz ben de ondan, pardon, ben de ondan hani uzaktan uzağa öğrendim bir şey var. Meğerse içine atıyormuş işte. Ben de bilememişim, yakınları da bilememiş. Hiçbirimiz bilememiş. Ne olursa olsun Oya'nın yüzünden hiç gülümseme eksik olmuyordu. Zaman zaman bir şey oluyordu. Müge'cim ya da Gülşen'cim dert etme tamam çözeriz yavrular hiçbir şey merhametli, olmaz kızlar. Çok merhametli. Çok merhametliydi ama bunu yapa yapa...
bir yandan da içine atıyormuş. Tabii bilemedik. Bize o haber, hastaneye kaldırıldığı haberi bir pazar günüydü. İkimiz de gazeteye gidiyorduk. Öyle gelmişti. Sana kim nasıl söyledi bu haberi? Gece sosyal medyada gördüm. Ya yok canım dedim. Yani asla konduramam dedim. Sonra işte Özge var. Onun asistanıydı. Benim de kardeşim sınıf arkadaşı. Onu aradık. Biz hastanedeyiz dedi. İşte malum hastaneyi biliyorsunuz. Zaten biz çok yakınız. O ablayla komşuyduk. Tabez bebek zamanından beri. Hemen yani hemen kendimi hastaneye attım zaten. Komşuydunuz. Nasıl tabii, tabii. Komşuydunuz? Yan sitelerdeydik. Gidip tesadüf. Geliyordunuz sürekli. Tabii ki de tabii ki de. O da gelirdi bizim havuza girerdi. Evet. Evet, ölümlü dünya hiçbir yoktu. Şeyi kafaya takmamak gerekiyor. İzleyiciler evet. Sormuş gururla görüşmeye devam ediyor mu? Hı-hı. Tabii ki gururun de. Gururun artık birbirimizi ablasısı. Takip ediyoruz herhalde bize emanet o. Hı-hı. Hepimize emanet. Evet hiçbir şey için üzülmeye hani kalp kırmaya değmez efendim. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala Diva Bülent Ersoy. Küs olduğu isimlere zeytin dalı uzattı, diva polemiğine girdi ve çok sert sözler söyledi. Emel Sayın için o benim arkadaşım dedi izleyelim. Ben kendimi bildim, dileni hissetmedim. Ayrılık acısının böyle serili. VIP aracıyla İstanbul turu atan divanın izini sürüyor ve nihayet divayı görüntülüyoruz. Biliyorsunuz ki Bülent Ersoy artık kürk giymiyor. Tanju Babacan imzasını taşıyan ateş kırmızısı mantosuyla arzı endam ediyor diva. Merhaba çocuklar. Ne haber? Güzeller. Güzel bir İstanbul turu attık böyle. Ha canım çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Beğendiniz mi çocuklar? Bu niye böyle olmuş bu? Ha şöyle. İşte böyle. Tanju Babacan hazırladı mantomu. Efendim. Kürk giymiyorum biliyorsunuz. Söz verdim diye. Her zamanki gibi öncelik divanın devasa takılarının. Sizler ne yapıyorsunuz? Çok güzelmiş efendim. Canım. Takılarınız çok güzelmiş takılarınız. Benim her zamanki. Hayırlı sabahlar yani pardon. Tarkan'la barıştığı haberlerine ben zaten dargın değildim sözleriyle damga vuruyor diva. Haberler çıktı Tarkan'la barıştılar diye. Ben dargın değildim. Diva, Tarkan'la Bir Ben Bir Allah Biliyor şarkısında düet yapmış ve iki büyük sanatçı müzik listelerini alt üst etmişti. Ben kendimi bildim, dileni hissetmedim, ayrılık acısının böyle sirli. Tarkan, Diva'nın yakın zamanda çıkacak olan albümüne yeni bir şarkı bile yapmış. Albümünüzde tekrardan olacak mı? Allah kısmede çok güzel bir şarkı yaptı. Ellerine sağlık. Hakikaten çok çok güzel. İnşallah kısmet şey olsun yani. Şansı bol olsun. Sizlerin aracılığınızla müteşekkir olduğumu bir kez daha beyefendiye iletmek isterim. Ellerine sağlık. Hissiyatı daim olsun inşallah. Müsaadenizle efendim. Saatler önce mekana girerken bıraktığımız divayı mekan çıkışında da görüntülüyoruz. Kendisini bekleyen basın ordusunun arasında renkli sayfalar ekibinin muhabirlerinden Hasan'ın yokluğunu fark ediyor diva. Biliyorsunuz ki muhabirimiz Hasan'ın nikah şahitliğini de Bülent Ersoy yapmıştı. Nasılsınız çocuklar? Üşüdünüz mü? Ah yazık. Üşüdün mü? Hasan nerede? Hasan o zaman kusura bakmayın. Bana ne ya? Ne evli? Bana mı sordu evlenirken? Sordu ama hakikaten. Hakikaten eşe şahidim. Konu düğün dernekten açılmışken darısı başınıza diyor ve topu divaya atıyoruz. Darısı başınıza? Bana. Allah'ım duy lütfen ya Rabbim diye der mi? Divadan bir altın vuruş daha geliyor. Mevzu aynı. Dargınlık. Yanıt aynı. Ben dargın değilim ki. Peki ya bahsi geçen isim kim? İşte yanıtı. Yeni yılda bir barış Sade. Emel Hanım'la olur mu? Ben dargın değilim ki. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza.
arkada çalan şarkıya da hastayım yani. O Bülent kadar güzel Ersoy ki. Bizim arkadaşımız Hasan'ı ayrıca seviyor. Nikahında da şahitlik yapmıştı. Muhabirlere bakıyor böyle, Hasan nerede? Hasan yoksa dağılım diyor. Hasan arkadaşımız başka işte olduğu için biraz da yüzü düşüyor mu diyeceğim. Yok, keyfi yerinde ama zeytin dalı uzatmış. Emel Sayın'la barışmış. Yani bilmiyoruz, Emel Sayın onu affeder mi? Çok affeder. Ağır sözler söylemişti. O da güzel. Emel Sayın da çok kin tutan bir insan değil. Tarkan'la polemiği için ben hiç küs değilim ki diyor Tarkan'a. Bu nereden çıktı diyor. Bana bir şarkı yaptı ki diyor. Muhabir arkadaşlarımız adını sorunca ben bunak melatım, hiç aklıma gelmiyor. Şarkının adını unuttum diyor. Senin de aran çok iyi Bülent Ersoy'la. Çok seviyorum Peki, onu. Peki ev kuşunu, ben senin ev kuşu programına büyük hastasıydım bak. Şöyle oluyordu, yeni bir ünlünün evine gidiyordu, sonra tekrarları yayınlanıyordu, tekrarlarını bir daha izliyordum. Çünkü ünlülerin evi herkes tarafından merak ediliyor. Bülent Ersoy'un evine girmeyi başardın mı? Ne yazık ki. Hayır. Kamerasız. Yok, giremedik. Ama şey işte, hastanede hatta bana böyle birkaç kere laf atmıştı öyle. Evimi gel yap ya. Hani daha sonrasında ben halka gittim de evlerini tadilat etmiştim, evet. Ya. İstedi öyle geldi. O arası tabii program bitmişti, gidemedik. Evrim, peki en güzel, en bayıldığın ev kimin evi? Hepsinin evi güzel. Birinin. Politik yap. Evet. Ya benim için bilmiyorum, en ev en yaşam, benim zevklerim. Bu öznel bir şeydir. Tabii ki. Hepimizin farklı. Kimse de olmasın ama Sahrap Soysal. Sahrap Soysal. Yaşayan bir ev miydi? Çok çok şık, çok güzel bir evdi. Böyle bahçede bir mutfağı var onun, evet, değil mi? Evet ya, stüdyosu var. Düşünse evinin bahçesinde stüdyon var yani. Şimdi bu çok büyük gelen şans. Görüntü. Yok, bu görüntü. Demet Akalın. Ama bir şey söyleyeceğim. Cengiz çok Kurtoğlu. Çok güzeldi. Kurtoğlu. Evet, o da güzeldi. Çok sunucu, Evrim çok sunucu, ev gezdi. Hani o tarz programlar sundu. Bence sunucunun enerjisi de çok etkili oluyor. Bak gerçekten senin enerjin çok farklıydı. Çok rahatsın bir de insanlarla. Evet. Onlar da hemen açılıyorlar tabii doğal olarak. Her şey yani, normalde mesela diyor ki ben yatak odama sokmam, ona yapmam, bunu yapmam diyenler artık çekmeceleri kendi açıp evet, ortaya çıkarmaya başladı. Evet, evet. Objelerini, eşyalarını. Sen gelince bir toparlıyorlar tabii evleri. Ay, hepsi zaten şöyleler. Ay, dünden bir temizlik yaptım, Gece 12'de bitti, zor yattım. İşte uyandım, makyaja gittim, saça gittim. Hepsi tabii, mesela İkbal'in eşi o zaman bir evliydiler. Evet. İkbal Gürkan. Buradan sevgiler İkbal'e de. O mesela diyor ki sayenizde bahçeyi yaptırttım diyor eşime. Hiç ellemiyormuş taşındıklarından beri. Çok güzel. Peki çok isteyip de giremediğin ev oldu mu Bülent Ersoy'un dışında? Kimi çok merak ettin? Çünkü sen de meraklısın. Ya herkes gibi. Siz şurada kimi görmek istiyorsunuz Allah aşkına? En çok. Ben Tarkan'ı. Yani. Tarkan'ın evini merak ederdim ben de yani. Yani herhalde. Her şeyini merak ediyorum. Bu Demet'in evinde de biz vermiştik daha önce de galiba, değil mi? Vermiştik? Mutfakta böyle hamur açıyor falan. Ay, evet böyle. Ya. Ne mantı yapıyorlar. Mantı. Bir versenize. Ses var mı Gökhan'cığım? Ses varsa. Tamam, gelmesin sesi, ben anlatayım. Tırnaklarda ojeye mi takılmıştık? Neye, bir şeye takılmıştık? Benim mi? Tamam, senin değil. Demet'in. Demet de öyle güzel kesiyor ki. Ha, kirpikler. Neye takılmıştık kirpikler biliyor musun? Sen geziyorsun. Ev o kadar büyük. Niye mutfakta şöyle aynen girdiniz iki duvarın arasına? O kadar spontane oldu ki bunu hiç kurgulamamıştık. Hmm. Ya aslında şöyle bir şey var. Ev kuşunda her şey spontane geçiyor. Mesela ben hiçbir şekilde önceden gidip merhaba onlarla, hani merhaba şunu yapalım bunu yapalım demiyorum. Siz de kamerayla, seyirciyle aynı anda onlar da beni görüyorlardı. Ben arabada saatin dolmasını bekliyordum. Onun için. Hiçbir şekilde öncesi yok. Kızım, Beda Akartürk'ün canını çıkardı kadıncağızın kaç yıllık. Oynattım ya. Şeyi, çekmeceleri açıyor, dolapları açıyor, bütün kostümler çıkıyor, evet, onları giyiyor falan. Ne kadar eğlenceliydi. Seni en terleten ev sahibi diyelim. En terleten. Hayır, geldi, aklına söyleyeyim. Geldi. Kesinlikle yayından geldi. Yayından sonra söyleyeyim. Zor muydu yani, isim vermeden sonra? Aslında zor değil de, ya söylemiyor, şimdi anlaşılır kim oldu. Ne yaptı? Orayı açma, buraya dokunma. Yok, hiç öyle bir şey değil. Anlatacağım. Anlat tamam, sonra anlat. Hatta istersen kulağına söyleyeyim şimdi, çok merak ettim. Ay çok merak ettim. Ama bir şey söyle. Söyleyeceğim. Benim günahım ne diyorsun? Söyle. Hayır, ben bana söyler de. Mikrofon. Seyirci. Seyirci. Anlamışsın. Anladım. Tamam, yok. Aramızda aşk olur diye korktum dermişim. Anladım. Anladın mı? Evet. Yani o zaman hani ne yapacağımı bilemediydim. Şimdi sosyal medyaya peki alacak. Peki öyle.